Ve sırada artık artı 68 kilodaki temsilcimiz Meltem Hocaoğlu olacak. Ama ikinci maç, onu belirtelim. İkinci maç biraz önce ilk maç bitti. Şu anda da Meltem arkasında, evet, Meltem da. Var. Evet, şu anda Meltem'le başlıyor. Evet, arkasında da Levent Aydemir, Avni takım baş antrenörü. Çok deneyimli isim. Evet, Eda Eltemur da bronz madalya gelmişti. Meltem Hocaoğlu Ak Yol'la bir bronz daha çıkarsa güzel olur. Rakibi Kazakistan'dan Sofia Perutseva olacak. Evet, Meltem şu anda artı 68 kiloda yarışıyor ama olimpiyat içinde artı 61 kiloda şansını sonuna kadar zorluyor. Şu anda ilk 10 içerisinde olimpik sıralamada. Burada da madalya mücadelesi içerisinde yer alarak önemli bir aşama kaydediyor. Önemli puanları da hanesine yazdıracak aynı zamanda. Son olarak da bu yıl Rabat'ta şampiyon olmuştu. Premier Lig etabında. Burada bir bronz gelirse çok güzel olur. Sanıyorum rakibine bayraklar kalktı burada. Net göremiyoruz ama bir tekniği vardı Kazak sporcunun. Gayet büyük puanı veren isim olmuştu ama sonrasında bu arada biz de kırmızı bayrak bir tane gördük. Gördük. Geldi zaten, gördük o. Evet, geldi. Çok sürmeli. Çok kısa süre içerisinde işledik skoru. Meltem daha tecrübeli. Buraları çok fazla oynayan bir sporcu. Artı 68 kilodan ağır siklette milli takımımızın uzun yıllardır kadrosunda yer alan bir isim. Bu arada rakibinde Derin Seva'da bir sıkıntı var. Ayağında izin istedi hakemden. Şimdi devam edecek. Evet, şimdi bir Meltem'in böyle bir talihsizliği var. Birçok mücadelede dudağında açılma oluyor. Yani daha iyileşmeden bir yere tekrar aynı yerden, evet, ufak bir darbeyle küçük kanamalar olabiliyor. İki dakika üç saniye karşılaşmanın sonuna, bir birlik eşitlik var. İlk puanı Berut Seva aldı. Asya ikincisiyle Avrupa üçüncüsü iki sporcunun mücadelesi ve müthiş bir tekmesi vardı Meltem'in. Tutma cezası geldi. Vazari beklentisi çıktı zaten. Evet. Meltem eliyle savunmaya çalıştı ama tabii hakemler bayrak kaldırdı. Biraz geç kaldı. Elini biraz daha çabuk indirebilse. Meltem de tekmeleri çok iyi kullanan bir sporcu. Bunları için yani çok rahat tekme atabiliyor. Bakalım kalan sürede neler yapacak. Evet, daha uzunca bir zaman var. Tıpkı Eda Altemur'da olduğu gibi sonradan puanlarla kazanmayı başarmıştık. Yeah.
Çok iyi kaçtı tekmeden Meltem. Haydi artık puan lazım. İnanılmaz şeyler oluyor. Belitseva biraz zoru denedi. Bayağı zor denedi orada. Dengesini de kaybetti. İlginç bir görüntü oluştu orada. Biraz daha kaldırabilse yani puan olacaktı. Çok ilginç puan olacaktı ama burada verdik puanı ne yazık ki. Ne yazık ki onu daha da puanları almaya devam ediyor. Sofia Belitseva 4-1 oldu. Ama hala zaman var. Meltem kalitesinde birisi. Hala dönebilir. Evet. Bir hakemden ipon kalktı bize ama. Bakalım. Tek hakemde var şu anda ama diğerlerini göremiyoruz. Evet, evet, ipon çok geldi. İyi. Çok iyi. İşte tam da bundan bahsediyordum. Dediğim gibi tekmelerini çok iyi kullanabiliyor. Rahat tekme atabiliyor. Burada da onu gördük. 4-4 skor, puan üstünlüğü sadece rakibimizde. Evet. Puan vermeden puan almamız gerekiyor. İtiraz hakkımız da var bu arada. Haydi Meltem. Geç kaldık. Kırk saniye var karşılaşmanın sonuna. Mehmet Sava biraz hani yorulmuş gibi ama. Tabii yemeden sonra. Biraz geldi. Mehmet Hoca'da. Çok temiz. Bakalım karar ne olacak? Puan olması gerekiyor. Evet geliyor. Sırtına vurduğu olarak değerlendirmiş olabilir mi? Pozisyonun devamlı dışarı çıktığı için de ceza aldı. Oo. Burada puan. Aslında puan olması lazım ama rakibi sakatlandım. Hani dışarı kontak var gibi bir beden diliyle bunu belirtiyor. Bakacaklar şimdi. Ama bayraklar hani ekrana gelen açıdaki bayraklar kalkmadı. Evet, devam ediyoruz. Şimdi ondan Belitseva'dan benzer bir tekme denemesi geldi. 27 saniye var tutma cezası. Belitseva. Puan almalıyız. Ve bize bir bayrak evet. Kalktı. Evet, yukuyu aldık. Onların da itirazı var anladığım kadarıyla. Bize tek bayrak var ama. Tek bayrak mı kalktı? Göremiyoruz da. Evet. Yuku yazmıyor bize. Şimdi onlara çıkacak. Ekrandaki hakemin açısına göre de ikisi de aslında aynı anda vuruyor. Evet. Zaten ekrana gelen açıdaki hakem bize bayrak kaldırdı. Evet. Diğer hakemlerde özellikle karşıdaki hakemde herhangi bir hareket yok. Evet geldi. Muhtemelen bize puan çıkmadığı için burada hakeme de puan verirler. 20 saniye. Haydi Meltem. Evet. Evet. Hayır olmadı. Gelmedi oradan puan. Ve şimdi bayraklar kalktı. Rakibimize kalktı. Belitseva. Öncesinde Meltem'in bir teknesi vardı. Ve Belitseva 11 saniye kala öne geçiyor.
Ne yazık ki olmadı. Meltem Hocaoğlu Akyol bronz madalya mücadelesinde kaybediyor değerli izleyenler. Kazak rakibi Sofia Berikseva'ya. Evet, hani geriye düşmemiz bizi performans olarak da yordu açıkçası. Hani skor üretmek zorunda olmanın verdiği durumla Meltem zorladı. Son saniye kadar zorladı. 4-4 iken rakibi verilen bir ipon vardı ama öncesinde bizim de temiz bir tekmemiz vardı. Tabi itiraz hakkımız olmadığı için de itiraz edip pozisyonu göremedik. Belki hani şimdi tekrarlarda ekrana yansır bir pozisyonlar. Zaten evet, bu pozisyona sanıyorum evet, puan verildi bu pozisyona.